Merhabalar, ee, Ahmet Metin ben. Erciyes Üniversitesi Rehber Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda... ...araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda psikoterapistim. İnter, kişinin e, kasıtlı olarak çeşitli yollarla hayatına son vermesi durumudur. Bunun çeşitli e, faktörleri var. E, şöyle ki, e, en temelinde aslında bakım veren dediğimiz... ...yani anne ile olan ilişki yatıyor. Eğer ki anne e, çocuğuna temel sevgi ihtiyaçlarını gidermemişse... Bu birey için önemli bir e, intihar sebebi olabiliyor. Ne demek istiyorum? Örneğin <laughs> bir insan için umutsuzluk, yalnızlık, çaresizlik bunlar çok ağır duygulardır. Bir annenin size şöyle dediğini düşünün. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Şimdi bunu duyan çocuk sizce ne hisseder? Yükü anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu insanlar... E, Belki de bir kaçış yolu, belki de bir problem çözme yolu olarak değerlendiriyorlar bu durumu. Çünkü bir işe yaramayacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla da e, insanları öncelikle psikolojik faktörler Evet etkileyebiliyor ama bir başka boyut olarak ise ekonomik faktörler. İş kaybı yaşayabilir, e, bir anda örneğin zenginleşebilir illa kayıp yaşaması gerekmiyor. Bir anda zenginleşen bireylerde de intihar... E, davranışı görülebiliyor. Veya bir başka durum olarak ise e, ilişki problemleri olabilir, toplumsal faktörler olabilir. Bütün bunlar e, insanların intihara e, intihar davranışını seçmesinin sebeplerinden birisi. Öncelikle e, yaş üzerinden gidelim. Ergenlik döneminden itibaren artıyor. E, ve genç yetişkinlikte, yetişkinlik evresinde e, bu durum Fazla şu. Ama e, ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle TÜİK verilerini incelediğimiz zaman 15 ila 54 yaş aralığında intihar vakalarının çok yoğun olduğunu görüyoruz. E, bir diğer faktör kadın olmak. Bir diğer faktör e, boşanmış olmak. Bir başka faktör e, kişilik bozuklukları olabilir. Veya e, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Örneğin depresyon, örneğin madde kullanımı, örneğin e, bipolar bozukluk dediğimiz e, yine duygu durum bozukluğu içerisinde ele alınan bir bozukluk. E, bütün bunlar e, intiharın e, intihar davranışının yordayıcısı olabiliyor. Özellikle kadınların ruhsal acı eşiğinin daha düşük olmasından dolayı olabilir bu. E, veya kendilerini daha yalnız hissetmelerinden kaynaklanabilir. Ama tabii ki bu söylediğimiz şeyler her kadını, her ya da her erkeği tanımlayacak şeyler değil. Çünkü e, burada önemli olan şey bireylerdeki e, o ortaya çıkan temel duygular: çaresizlik, umutsuzluk. Düşünün, hiçbir umudunuzun olmadığını düşünün. Bu hayattan hiçbir beklentiniz yok. Yani dolayısıyla bunu e, daha fazla yaşayan bireyler intihara meyilli olmuş oluyor. Şöyle ki, öncelikle e, bir davranışımıza neden olan şeyin aklımıza gelen düşünceler olduğunu e, not etmemiz gerekiyor. Şimdi iki insan var. A kişisi, B kişisi. Aynı olay yaşıyorlar. Örneğin her ikisi de iş yerinde problem yaşamış oluyor. Şimdi aynı sorunu yaşamış olsunlar. A kişisi olaya şöyle bakıyor. E, bu durumla baş edebilirim diyor. B kişisi de diyor ki bunu bana nasıl yaparlar? Ee, ...niçin bunları ben yaşıyorum? İşte bütün dünyada e, insanlar böyle yaşamıyor. Herkes çok mutlu ama ben çok mutsuzum. Bütün bu olaylar benim başıma geliyor diye düşünüyor. Bu iki farklı düşünceden sonra davranışlar da değişiyor. Demek istediğim şu. Düşüncelerimiz bizim davranışlarımızı etkiliyor. Yani eğer ki biz düşüncelerimiz üzerine odaklanır ve düşünme biçimimizi değiştirdiğimiz zaman o bu davranışımızı da yansıyor. Eğer ki hayatta hiçbir beklentim yok, hayat e, benim için anlamsız, yaşamaya değer hiçbir şey yok diye düşünüyorsam, o zaman benim yaşamdan bir beklentim yok, beni buraya bağlayan bir şey yok. Ama bir başka taraftan düşündüğümüz zaman, örneğin birçok travmalara maruz kalmış insanları dinliyoruz. E, çok zor şeylerden geçmişler, işkencelerden geçmişler. E, ama bir umut onları yaşatmış ve şunu söylemişler. Ben hayatla mücadele edeceğim. Bu düşünceye inandılar çünkü ne inanıyorsak aslında sonucunda oluyor. Öncelikle yoğun bir iş temposu var polislerin. E, yaptıkları iş çok e, sorumluluk isteyen bir iş. Bir kere silah taşıyorlar, silah verdiği bir sorumluluk var. E, evet bu iş boyutu ağır bir iş yükündeler. Diğer taraftan da aileleri var. E, öte yandan çocukları olabilir. E, öte yandan birçok daha ilgilenmesi gereken başka rolleri var. Bütün bu roller arasında tabii ki iş, yaşamı onlar için daha da stresli, yoğun bir süreç. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumdayken yoğun stres altında kalan bazı polisler problem çözme noktasında biraz daha geri planda kalabiliyorlar. Bazıları az önce verdiğim örnekteki gibi düşünce biçimi Örneğin, ben bu olayla baş edeceğim. Ama bazıları ise niçin benim başıma geldi diye kendini suçluyor. Şimdi yoğun iş temposunda ise bütün bunları düşünmek zaman almayabiliyor ve birçok örneğin üstlerden gelen çeşitli direktifler, talimatlar var, altlarında yönetmesi gereken süreçler var vesaire ve yoğun iş stresi bireylerin duygularını da düzenleyememesine neden olabiliyor. Ne demek istiyorum? Örneğin, ben sinirlendiğim zaman bu sinirimi nasıl dışa vuruyorum? Saldırarak mı? Hemen silahıma davranarak mı? Bunu bana nasıl yapar diye düşünerek hemen o an ee, tabir yerindeyse ee, kontrolden çıkarak mı? Ama diğer taraftan öfkeyi daha sağlıklı yaşamak mı? Dolayısıyla duygu düzenleme de özellikle iş stresi, bağlamında yine değerlendirmesi gereken noktalardan birisi. Pandemi döneminde insanlar e, birçok zorlu yaşam olaylarıyla maruz kalmış olabilirler. Örneğin işlerini bırakmak zorunda olan, iş kaybı yaşayan e, bunun yanı sıra e, aile içi problemleri yaşayan insanlar e, intihara daha meyilli hale geliyorlar. Az önce konuştuğumuz gibi bunlar risk faktörleri. Ve e, Aynı zamanda olaya verdikleri anlam da çok önemli. Örneğin bir baba şunu düşünebiliyorsa. Ben artık yaşamaya değer hiçbir şey bulmuyorum. Oğlumun yüzüne bakamam. Bu utançla, bu ağır duyguyla baş edemiyor. Çok ağır geliyor ve dolayısıyla hayatına son veriyor. Bu nedenle bu insanları anlamak çok önemli. Onları özellikle tabii ki sadece psikolojik faktör açısından değerlendirmemek gerekiyor. Aynı zamanda sosyal bir devlet olarak bizim de devletimizin çeşitli bir şekilde desteklerini üzerlerinde hissettirilmesi çok önemli olabilir. Bunun için de yapılan destekler işte esnaflar için ya da diğer işletmeciler için alınan bir takım önlemler işte onların işlerini kaybetmemeleri için işte kısa çalışma ödenekleri vesaire vesaire bütün bunlar çok anlamlı ama Pandemi şartları tabii ki olayın biraz da tuzu biberi oldu diyebiliriz. Çünkü e, hakikaten çok farklı bir durum. E, olağanüstü bir durum. 100 yıl önce yaşanmış dünyanın 100 yıl önce yaşadığı bir olayı tekrar yaşıyoruz. Bu ne demek? E, bu e, aslında şu anki toplumun pandemi şartlarıyla baş edememesi e, edememesine neden oluyor. Çünkü 100 yıl önce biz e, böyle bir şeyle karşılaştık ve biz insan olarak görmedik bunu. Yani şu an görmedik, tanık olmadık. Dolayısıyla oradaki e, problemler de yani e, ...belirsizlik insanda kaygı oluşturur. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Örneğin bir işte çalışıyorsunuz... ...pandemi var... Işte ...patronunuzun sizin işten çıkarıp çıkarmayacağından emin değilsiniz. Pandeminin ne zaman biteceğinden emin değilsiniz. Aşılar gelecek mi yapılacak mı yapılsa bile... ...neler olacak belli değil. Dolayısıyla belirsizlik insanda kaygı oluşturuyor. Kaygı da çeşitli... ...insanların hatalar yapabilmesinin nedeni olabiliyor ve... ...stres toleransını düşürüyor. Bu düştüğü zaman da... ...ne oluyor? İnsanlar... Burada önemli bir şekilde duygularını düzenleyemiyorlar. Çünkü artık mantık burada biraz daha geri plana kalmış oluyor. Ve doğrudan duygu devreye girdiği için bütün bunlarda da tabii insanların kontrolünü yitirmelerine neden oluyor olabilir. Müzik